Sibel nasıl kurtulacak? Ramo bu durum karşısında ne yapacak? 28. bölümde neler olacak? Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Necip. Ramo'nun 27. bölümünü geride bıraktık. Biz de analizi yapmak üzere her zaman olduğu gibi iş başındayız. Kısa bir hatırlatma yapalım, ardından videoya geçelim. Bu kanalda Ramo dizisinin analizini ve bölüm tahminlerini yapıyorum. Siz de Ramo dizisini seviyorsanız ve bütün gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öyleyse artık analize geçelim. Ramo'dan beklemediğimiz bir fragman geldi. Normalde fragman atılmaz ama bu iyi bir durum. Belli ki verilen bir haftalık aradan sonra bazı stok sahneler çekilmeye başlanmış. Yani bundan sonraki bölümlerden hemen sonra da fragmanlar görebiliriz. Gerçi bu biraz ön izleme tadında olmuş ama bize şimdilik yeter. Hemen yeni bölüm tahminlerimize geçelim. Yayınlanan fragmanda Sibel ve Nehir takası yapılırken hiç beklenmedik bir anda bazı adamlar ortaya çıkıyor ve Sibel ile Nehir'i kaçırıyorlar. Bu adamlar çok büyük ihtimalle Vadim'in adamları. Sibel ve Nehir'i kim kurtaracak sorusuna çoğumuz Masar diye cevap verebiliriz. Aslında benim de aklıma ilk gelen kişi Masar. Ancak Masar bu konuda yeterli olmayabilir. Belki büyük mafyalara Nehir benim yeğenim, Vadim'e söyleyin onu serbest bıraksın ricasında bulunup Nehir'i bir şekilde kurtarabilir. Ama Sibel'i kurtaracak kişi Masar olmayabilir. Çünkü dünkü bölümde çok önemli bir detay var. Vadim bir sahnede söyleyin Yıldırım'a onunla görüşeceğim diyor. Yıldırım bildiğimiz gibi en büyük 3 mafyadan biri. En büyük 3 mafya ile görüşebilen tek kişi Masar. Masar da zaten onların adamı. Ancak Vadim için durum farklı. Eğer Vadim istediği zaman Yıldırım ile görüşebiliyorsa gerçekten çok güçlü biridir. İşte bu yüzden Masar'ın Sibel'i kurtarması konusunda yetersiz kalabileceğini söylüyorum. Peki Sibel nasıl kurtulacak? Arkadaşlar bu konudaki tahminim şu. Hatırlarsanız Ramo dünkü bölümde 3 büyük mafyaya Vasil ve Vadim'in arkasındaki güçler masayı değil sizi yok etmek istiyorlar diyor. 3 büyük mafyadan biri ise kanıtın var mı diye sorunca Ramo Vadim'in adamını konuşturdum o söyledi diyor. Büyük mafyalar ise buna inanmıyorlar. Bence Ramo Vadim'in 3 büyük mafya ihanet ettiğini ortaya çıkaracaktır. Bu şekilde mafyanın da desteğini alarak Vadim'i yok edecektir. Sibel'i de bu şekilde kurtarmış olacak. Geçelim büyük mafyalara. Hatırlarsanız bu bölümde Cevdet yakında 3 patronun kim olduğunu öğreneceğiz diyor. Bu patronların ortaya çıkması bazılarının devre dışı kalmasına neden olacaktır. Bahsettiğim kişi Cihangir. Bence Cihangir'in fazla bir ömrü kalmadı. Yakında 3 büyük mafya devreye girecek ve aktif olmaya başlayacaklardır. Geçelim Boran'a. Boran gizemli bir karakter. Hem Masar hem de Cihangir ile geçmişe dayanan mevzuları var. Cihangir diziden ayrılsa bile Boran dizide kalmaya devam edebilir. Son olarak gelelim Masar'a. Hatırlarsanız Masar amcasını görüp sarıldıktan sonra ona bilmen gereken çok önemli bir şey var dedi. Bu konuşmadan ilk bakışta bir şey çıkarmak zor ama Masar'ın bazı sırlarının olduğunu düşünüyorum. Bu sırlar Masar'ı Ramo'ya yakınlaştırır mı yoksa aksine bir düşman haline mi getirir onu da izleyince anlayacağız. Tabii ki sizin de tahmininiz, yorumları bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm hakkındaki tahmininizi yorumlara bekliyorum. Bu bölümden çıkarabildiğim şeyler şimdilik bunlar. İkinci fragmandan sonra bir video daha gelecek. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.